Merhabalar, geldik. Beşinci dersimiz olacak sanırım. Bu derste arkadaşlar diyagramımızı oluşturacağız. Şimdi diyagramı oluşturmak için sağ tuşa tıklıyorum. Yeni bir veri tabanı diyagramı oluşturacağım. İlişkilerimizi hazırlayacağız. Departmanlar, firmalar, görev detaylar, görevler ve personeller ilişkilerin içerisinde yer alacak olan tablom. Daha doğrusu tablolarım. Admin tablosu ise yer almayacak. Şöyle görev detayları da alalım. Hepsi bir arada bulunsun. Şimdi ilk olarak personel ve departman tablomuzla başlayalım. Şöyle şu ikisi yan yana kalsın. Şimdi bütün tablolarımız arasında bire çok ilişki kullanacağız biz. Bu ne demek mesela? Bir departman birden fazla personel personeli kapsayabilir. Yani muhasebe departmanında Ali de çalışabilir, Ayşe de çalışabilir, Mehmet de çalışabilir. Aynı şekilde işte insan kaynakları departmanında Emel çalışabilir, Eylül çalışabilir gibi. O zaman bunun için şöyle yapacağım. TBL departmanlarda bulunan ID sütununu aldığım departmanın üzerine bırakıyorum. Neredeki? TBL personeldeki. Bakın üzerine bıraktığınız sütun çok önemli. Yani gelip rastgele ya da spontan bir şekilde herhangi bir sütunun üzerine bırakmıyoruz. Hangi sütunu ilişki içerisinde alacaksak o sütunun üstüne bırakıyoruz. Ben aldım bunu departmanın üzerine bıraktım. TBL departmanlar tablomdaki ID sütunu ile TBL personel tablosundaki departman arasında bir ilişki var. Tamam dedim. Bakın bu şekilde bire çok ilişki oldu. Bir departman birden fazla personelde bulunabilir. Tamam mıyız? Bu bir. İkincisi. Şimdi firmalarımızda, 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 aslında firmaları ilişki içerisine dahil edecek miyiz? Etmeyeceğiz. Firmalarla ilgili herhangi bir işlem yok. Yani bunu kaldırsak da olur. Şöyle sağ tuş yapıp, e, remove from diagram dediğim zaman diyagramdan kaldırır. Tamam, ona ihtiyacımız yok. Şimdi geldik görevler kısmına. Görevlerle ilgili bir ilişki oluşturacağız. Şöyle ki, şimdi bizim bir görev verenimiz, bir de görev alanımız var. Bunun için şöyle yapacağız. Görev veren de, görev alan da bir personel olacak. Ondan dolayı personel tablosundaki ID'yi aldım. Görevlerdeki görev veren üzerine bıraktım. Personeldeki ID ile görevlerdeki görev veren ilişkili. Aynı zamanda tekrar ID'yi aldım. Bir de görev alan üzerine bıraktım. Böylece burada iki tane ilişki kurmuş olduk. Tamam mı? ID sütunumuz hem görev veren hem görev alan. Neden? Çünkü görev veren de bir personel, görevi alan da bir personel olacak. Aynı şekilde bir personel birden fazla görevin içinde de yer alabilir. Mesela biz ee, müdür yardımcının müdür yardımcısının ismi Ali olsun Ali işte e, arabaları arabalarla sorumlu olan kişi olan Mehmet'e gidip arabaları e, bakıma götür diyebilir aynı zamanda Ali insan kaynaklarına yarın bir toplantı ayarla diyebilir yine Ali insan kaynaklarına e, sene sonu vergi ödemelerini hazırla diyebilir tamam mı bakın insan kaynakları iki tane görev aldı Ali üç tane görev verdi gibi Son olarak bir de görev detayları var. Görev detaylarında bizim için önemli olan kısım burada ID kısım. Bakın bu şekilde burada bir ee, pardon görev detaylarında bizim için önemli olan kısım görev sütunu. Şuradaki TBL görevlerdeki ID'yi aldık buradaki görevin üzerine bıraktım. Bu ne demek? Bu şu anlama geliyor. Bir görev birden fazla detay içerebilir. Nasıl yani? Mesela arabalar bakıma gidecekti ya. Şimdi o görevin bir detayları olacak. Bir, arabalar bakıma giderilmesi için talimat alındı. İki, arabalar bakıma eee Götürüldü. 3 arabaların bakımı tamamlandı 4 arabalar tekrar ofise geri getirildi gibi bunların tamamı görev detaylarında yer alacak ve o görevin detayları kısmındaki görev id sütununda da bizim görevler tablonuzdaki id'imiz yer alacak. Bir tık komplike gibi durabilir ama aslında hiç komplike değil ee, özellikle işin proje tarafına geçtiğimiz zaman ne kadar basit olduğunu görüyor olacaksınız. Kontrol s dedim diyagramı diyagram sıfır olarak kaydettim artık diagramım sorunsuz bir şekilde hazırlanmış oldu. Bakın diyagram burada sağ tuş modify yaptığım zaman diyagramıma ulaşabiliyorum. Bu kadar. SQL tamamladık. Gelecek derste C Sharp'a geçeceğiz. Tasarıma başlayacağız. Ve oradan ilerliyor olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.